1885 yılında Sigmund Freud, Viyana Genel Hastanesi'nde pek tanınmayan bir stajyerdi. Uzmanlık alanı ise sinir hastalıklarıydı. Bu alan, histerik hastalıklar da dahil birçok duygusal düzensizlikleri içine alan bir daldır. Freud'un bu alanı seçmesinin nedeni, birincisi çok yakında evlenecek olması nedeniyle bir an önce bir alan seçme zorunluluğunu hissetmesi, ikincisi ise bu alanda çalışan çok fazla doktorun olmaması. Freud'dan önce akıl hastaları garip şekillerde tedavi edilmeye çalışılıyordu. İnsanlar soğuk suya konuyor, hatta zincire vurularak iyileştirilmeye çalışılıyordu. Günümüzde hemen hemen doktorların hepsi histeriyanın beynin bir bölümünde meydana gelen doku ölümü ve tahribatından kaynaklandığını bilir. Freud ise bunu daha o yıllarda 1885 yılından itibaren anlamıştı. Ona bu konuda en büyük yardımı olan kişi ise o dönemin en karizmatik isimlerinden olan Fransız doktor Jean-Martin Charcot'dur. Charcot o dönemde hastalarını değişik şekilde tedavi ediyordu ve bu konuda oldukça deneyim sahibiydi. Sinirsel bozukluğu olan hastalarını hipnoz altında tedavi ediyor ve büyük ölçüde başarıya ulaşıyordu. Hastalıklar fikirlerden etkilenmiş olabilir. İşte Charcot'un temel çıkışı bu. Charcot insanları hipnotize ediyordu ve hipnoz altında onları konuşturuyordu. Ve yine hipnoz altında onların hastalığına neden olan fiziksel semptomları ortaya çıkarabiliyordu. Charcot'un çıkış noktası tüm sinirsel hastalıkların fiziki birer karşılığı olması gerektiğidir. O da beyinde bir yerdedir. Çünkü düşünce üreten ve etkilenen yer orasıdır. Bir başka deyişle Charcot sinirsel hastalıkların fiziki karşılığını tüm bedende değil sadece beyinde aramaktadır. Bu hastalığın neden olduğu bölge beyinde gizli bir bölgedir. Ve Charcot buraya ikinci beyin adını verir. Ve büyük olasılıkla bu gizli beyin 20. yüzyılın en büyük konseptlerinden biri olan ve Freud'un bilinçaltı adını verdiği kavramla birebir örtüşmektedir. Freud, Paris'ten döndükten bir hafta sonra Nisan 1886'da kendi muayene bürosunu açar. Burası Viyana'nın en tanınmış caddelerinden birinde yer alan tek odalı bir bürodur. Burası birçok kişinin ziyaret ettiği bir yer olur. Bazen de tedavi için bizzat evlere gider. Freud, tıp desteğindeki doktorluk deneyimine hipnotist olarak başlar. Freud'un hipnoz için kullandığı o ünlü kanepesi, üzerine rahatça uzanan kişinin kısa sürede hipnotize olmasına yardımcı olacak biçimde tasarlanmıştır. Charcot'tan büyük oranda etkilenen Freud, hastalarını hipnoz altında konuşturarak ikinci beyin adı verilen bölgeye girip orada yatanları öğrenmek ister. Freud hipnoz sırasında çok alışılmış şeyler kullanır. Fırça, saat, hatta mıknatıs bile kullanmıştır. Onun tek amacı vücudun sadece bir bölümüne ulaşmak ve oraya hükmetmekten ibaretti. Bunu da bir ölçüde yaptığı söylenebilir.